Arkadaşlar, Ritmik Mutfağa hoş geldiniz. Diğer videomda erik meyve suyu nasıl olur onu paylaşmıştım. Dediğim gibi kalan kompostumu ayırmıştım. Bununla da marmelat yapacağımı söylemiştim. Bu videomun ikinci bölümü. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eriğimin posasını çıkardım. Çıkardıktan sonra ocağıma aldım. Ocağımın altını yakıyorum hemen. Şimdi erik meyve suyunda az bir şeker kullanmıştım. Marmelat da öyle olmayacak. Biraz daha fazla kullanacağım. Erik çok eşki olduğu için. Ölçüm de şu şekilde. 1, 2, 3, 4, şu şekilde 5. Bu şekilde 5 kaşık ölçeğimi attım. Benim ölçek kaşığım bu arkadaşlar. Siz damak zevkinize göre atın. Genellikle derler ki işte 1 kilo mesela pişneye 1 kilo şeker. Bana göre 1 kilo şeker çok fazla. Zaten çok çok fazla. O yüzden şeker miktarını biraz daha aza indirirseniz sağlık açısından daha iyi olur. Benim şeker miktarım bu. Fazla da tatlı olmasını istemiyorum. Mayhoş bir tadını vermesini istediğim için bu şekerde şeker attım. Siz dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Ağır ağır böyle kaynayacak. Diğer erik meyve suyu gibi olmayacak. Bu biraz daha koyu bir kıvam alana kadar kaynatacağız. O yüzden kaynamasını bekleyelim. Evet, erik marmelatımız kaynadı. Yoğun bir kıvam aldı. Erik suyundan daha farklı oldu rengi. Daha çok kaynadığı için. Ve şeker atıldığından dolayı. Ayrı bir tabağa düş aldım ve soğuttum. Kıvamına baktım ve gayet güzel olmuş. Yoğun bir kıvam bağlamış. Bütün reçellerinizi bir miktar kaynattıktan sonra ayrı bir tabağa az bir şey koyun. Soğuduktan sonra zaten kıvamı daha belli oluyor. Bu şekilde yapın. Şimdi şişelerime dolduracağım. Ocağımın altı her zamanki gibi açık. Yarımların bir yarımı olan şişeyi dolduruyorum. Bu pek açımlık daha iyi oluyor. Bu şekilde doldurup ağzını sıkıca kapatıp ters çevireceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şişelerimi doldurdum. Erik marmeletimi ağızlarını kapattım ve ters çevirdim. Bunları erik sularımın yanına koyacağım ve bir gece uyutacağım. Şişem almadığı için kalan erik marmeletimi de bu şekilde kaseme koydum. Daha sıcak hala. Bu koyulaşacak ve daha güzel bir kıvam alacak. Doğal erik olduğu için rengi, tadı emin olun ki daha farklı oluyor. Benim bugünkü kış hazırlıklarım böyleydi. Çocuklarıma genellikle ben böyle yapıyorum. Kışın bana hazırlık oluyor, daha kolay oluyor ve pratik oluyor. Evet, umarım size yapmış olduğum bu erik marmeletini beğenir ve elinize yaparsınız. Ritmik Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Diğer videolarımda yeni tariflerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.